Karşımızda bir ekonomist var. Çok güzel. Ferhat Yükseltürk. Arkanızdan da konuştum az önce. Yayına hazır değildiniz ama dedim ki Ferhat Yükseltürk bize şeyi sihirli bir şey söylemeyecek. Nasılsa Merkez Bankası kararını değiştirmez diye ama lütfen bizi şaşırtın. Yani enflasyon bir ay sonra iniyor. Tek rakama tekrar dönüyoruz. Bu iktidar döneminde yaşadık. Çünkü bütçemiz fazla veriyor. Ek bütçe talebini Cumhurbaşkanı geri çekti. Buyurunuz. Tabii yani ben de iyi haberler vermek isterdim. Fakat tabii yani görüntü maalesef öyle değil. Yani enflasyon baskısı halen devam ediyor. Bizde hem kur üzerinden gelen bir baskı var hem de küresel taraftan gelen bir baskı var. Aynı zamanda beklentiler tarafında da önemli bir bozulma var. Yani enflasyonun önemli bir kısmı maliyet enflasyonuysa diğer kısmı da tabii beklentilerin enflasyon sarmalının daha da devam edeceği beklentisiyle fiyat ayarlamaları da buna göre yapılıyor. Çünkü günün sonunda işletme sermayesi ihtiyacı var ve sizin satışlarınızı ve fiyatlamalarınızı buna göre bir şekilde optimize etmeniz gerekiyor. Eğer fiyatlarda bir artış bekliyorsanız buna bağlı olarak da siz de fiyatlarınızı ayarlamanız gerekiyor. Bu açıdan da bu döngü şu anda kırılmamış vaziyette. Yani bunu döngünün kırmak için gerçekten de bir enflasyonla mücadele programının önümüzde olması lazım fakat bunu da göremiyoruz. Yani hayat pahalılığıyla bir mücadele şeklinde bir söylem var fakat bunun nasıl olacağı, yani bunu hangi araçlarla yapacağımızı hala bilmiyoruz. İşte hal yasasından bahsediliyor, belli başlı bazı mikro önlemlerden bahsediliyor fakat makro anlamda bir önlem yok ve ben seçime kadar da kolay kolay böyle bir adım atılabileceğini açıkçası düşünmüyorum. Çünkü enflasyonu kontrol altına almak için atacağınız her adım aslında Ferhat Yükseltürk'ün bağlantısı sorun var. Arkadaşlarım toparlasınlar. Ben bu arada Çetin Bey size sorayım. Diyor ki enflasyonla mücadele programı görmüyoruz. Gördüğümüz ne peki? Gördüğümüz kırılgan bir ekonomi. Şimdi bizim enflasyonumuz, devalüasyonumuz yetmiyor. Bir de Amerika'nınkini biz çekiyoruz. Almanya var. Almanya'yı çekiyoruz. Hatta dün İngiltere geçenlerde bir gazetenin manşetinde şöyle bir haber vardı. Marketten ağlayarak eve dönen Alman. Şeyde dün İngiltere 9 geldi. 9.1 geldi. 1 puan. 9.1. Yani yükseldi diye dün bizim piyasalarımızda olumsuz etkilendi. Ekonomi kırılgan. Bu görülüyor. Güçlü bir ekonomi yaratamadık. Bu bugüne mahsus değil. Son belki 30 yıldır yaratamadı. Yani 90'lı yıllar da bundan farklı değildi ama bu dönem daha farklı. Yani hep söylerim ben. Çıraklık, kalfalık, ustalık. Yaklaşık 300 milyar dolara yakın varlık satışı ve özelleştirme gerçekleşti. Bu para ne oldu? Nereye gitti? Çok basit bir örnekleme. O yazar kasa atıldığı ünlü tarih var ya. Evet. Bir esnaf, bir vatandaşımızın. Oradaydım. Dolar 1.20. O dönemde. Yani mazot 1 TL. Ayçiçek yağı, 5 kiloluk ayçiçek yağı 12 TL. Nerede, nereye? Ekonomiyi alt üst ettik. Üstelik de çok şanslı bir dönemde geçirdik. Parasal büyümeye gitti. 2008 krizin aşmanın yolu Amerika'nın faizleri sıfırlayıp 8,5 trilyon dolar 2013'e kadar parasal büyüme, bir parasal bolluk dünyada oluştu. Aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası hala basmaya da devam ediyor. Onun adına parasal büyüme. Evet. Biz de parasal büyümeyi yapıyoruz şu an. Yani gıcır gıcır 200'lükler geliyor gidiyor falan. Şimdi ekonominin geldiği nokta, hele bu ustalık dönemi ülkeyi tüketti. Merkez Bankası tarihinde ilk defa ekside. Rakamlarla baş etme şansın yok. Bakın 2001 krizini yaşadığımız süreçte... Bir burada olan bir şey sormam lazım. Seçime giden bir hükümet var. Bu hükümet enflasyonu tek rakama da indirdi. Ahali bir konfor da yaşadı. Ve seçime gidiliyor. Çok da kritik bir seçim yeni sistemde. Niye ahalisine böyle bir zorluğu yaşatır? Hani bu bunun tanımını nasıl yapacağız? Tanımı şu. 2001'de krizi yaşadığımız süreçte bazı önlemler alındı. Örneğin bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu yoktu. Kemal Derviş yasaları. 40 milyar dolar bankacılık sistemi Türkiye'nin cebinden, halkın cebinden para almıştı. Evet. Yani 1 milyar dolar borcu olarak gittik 150 milyon dolara banka satılmıştı o dönemde. Evet.
denetleme kuruldu. Merkez Bankası özel hale getirildi. Daha etkili olmasını sağlamak adına. Rekabet kurulu kuruldu. Niye bunlar? Şimdi 6-0 o dönemde kararı alınmıştı. Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı biz aldık dese de doğru değil. O dönemde alınan bir kararın devamı. Çünkü 4 yılda 5 yılda uygulayan uygulama oldu. Tamam, uygulama öyle yani. Devamlılığı olduğu için dolayısıyla önceden alınan bir karar. Zaten teknik olarak da 6-0 atılıp atılmamasının bir ödemi yok. Yani sonuçta aynı rakamları konuşuyoruz. Şimdi burada günümüze kadar hem özelleştirme hem varlık satışına rağmen bütçe açık görüyoruz. Bakın kamu aydınlatma platformu de platformu. Kap. O dönemde kap. Örneğin Merkez Bankası aynı zamanda bir oyuncudur piyasalarda. Evet. Merkez Bankası'nın 2017'den 2018'den bu yana kamu aydınlatma platformuna yeterli bilgi vermediği gibi kamu bankaları da vermiyor. Örneğin müdahale edildi. Dolar kaça satıldı bilmiyoruz. Hani 128 milyar evet. dolar tartışması aslında buradan başlıyor. Kamu aydınlatma platformuna iskontolu dolar sattırıldığını kimse söyleyemediği için kamu aydınlatma platformunda yayınlanmadı. Oysa ki kamu aydınlatma platformu niye var? Yani bir şeffaflık mı kayboldu? Aynen. Ve burada yani Türkiye maalesef yüksek maliyetli yapılan, ben köprü yapılmasın demiyorum. Ama uluslararası işte piyasalara bir baktığınız zaman yüksek maliyet. Dolayısıyla yüksek maliyetlerle beraber ekonomi alt üst oldu. 2017'deki bu yetkiyle tek başına her şeyi organize etme yetkisiyle de bizim hazinemiz boşaldı. Tabii bunun üzerine yan etkiler de geliyor. Ama güçlü ekonomiler durur. Suriye krizi bize 60-70 milyar dolar aldı. Irak bedelini biz ödüyoruz. Pandemi. Libya bedelini biz ödüyoruz. Tabii korona bedelini biz ödüyoruz. Aynı şekilde Rusya, Ukrayna yine bedelini biz ödüyoruz. Peki bu bedeller ödenir ama ekonomiyi de 20 yıldır niye güçlendiremedin? 20 yıldır geldiğimiz nokta bu. Bakın ne diyorduk? Hedef 2023. Hepimiz sabırla 2023. Aman 2023'te mutlu olacağız. Şimdi sabırla 2053'ü bekliyoruz. Aynı şekilde 2071'i bekliyoruz. Çünkü öyle bir tarihler konuyor ki sanki bugünü kurtardık. 2053'te görün bakın ne olacak. Hele yarısı ama göreceğiz 2053'ü. Yani fiziksel olarak mümkün değil. Gelecek bir de 2071. Ya. Hani 2071'i belki çocuklarımız bile göremeyebilir. Peki. Dolayısıyla önemli olan günü kurtarmaktır. Az önce örneğini verdim. Yazarkasının atıldığı gün dolar 1.20 idi. Aldın mı ekonomiyi aldın. Kaç para şimdi? 17. Belki de gidecek. Hele benim endişem korkum şudur. Üstad daha da iyi bilir. Şayet 18'i kırarsa ucu açık olur. Allah korusun. Allah korusun ama buna dönük bir önlem yok. Bir çalışma yok. Ya bakın dolar 5.000'lerde seyrederken durup dururken onların doları varsa benim Allah'ım var dediğin gün dolar iki katı fiyat yaptı. %20, %30 artış yaptı. Yani allemi cihan olsa kim olursa olsun siyasi dilin ve siyasi iklimin bu kadar sert olduğu bir süreçte bu ekonomiyi kimse düzeltemez. Önce siyasi dilimizi psikolojik olarak siyasi iklimin yumuşamasını sağlamamız lazım. Peki oraya biraz daha ekonomide, gelin. Ekonomide bir kere birinci adım bu olması lazım. Peki. Birçok noktada uzlaşmamız lazım. Daha barışçıl söylemler geliştirmemiz lazım. Peki. Devam ederiz. Öyle yıkmak kolay. Birazdan çareyi de soracağız yani. Hani siz nasıl düzelteceksiniz diye. Ferhat Yükseltürk size döneceğim Yaşar Bey. Ferhat Yükseltürk'ün yayını düzelmiş. Ferhat Bey sözünüz yarıda kaldı. Emin olun şey engel olmuyor. Sistem engel olmuyor. Buyurunuz kaldığınız yerden. Tabii enflasyondan bahsediyorduk. Aslında enflasyonla mücadele programı olmamasından biraz da bahsediyoruz. Yani burada seçim satsımı haline girdiğimiz bir dönemde de önümüzdeki bir yıllık süreçte en azından bir enflasyonla gerçek anlamda mücadele programına geçemeyeceğiz. Bu da tabii enflasyonun o bizim istediğimiz, özlediğimiz tek haneli rakamlara inmesinin önündeki en büyük engel. Bu açıdan da hani önümüzdeki bir yıl içerisinde ben enflasyonun o daha önceki alışık olduğumuz %10 ve altı seviyelere ineceğini kolay kolay beklemiyorum. Yani beklentim de %50 ve üzeri seviyelerde uzunca bir süre devam edecekmişiz gibi duruyor. Bu açıdan yani para politikası tarafında da çok önemli bir aksiyon beklemiyorum. Yani para politikası ile enflasyonun zaten ilişkisi uzunca bir süredir kopmuş vaziyette.
para politikası yönlendiriciliğini kaybetmiş durumda. O açıdan da mesela bugünkü Merkez Bankası kararı tarafı aslında piyasalarda çok önemli bir hareket yaratmayacaktır. Herkes bir faiz artırımı ya da indirimi olmayacağını bekliyor. Fakat son bir iki gündür acaba 100 bas puanlık bir indirim gelebilir mi şeklinde çeşitli piyasa dedikoduları da dolaşıyor. Bu açıdan hani bu indirim olursa ne olur, belki kurda biraz daha yukarı doğru gideriz. Fakat işte sonrasında biraz daha Merkez Bankası satışlarla bunu tutmaya çalışır. Fakat yön kur tarafında da enflasyon tarafında da maalesef yukarı. Burada da kolay kolay en azından kısa vadede çok bir dönüş olmayacakmış gibi duruyor. Peki bu mecliste geçen ek bütçe rakamlarını inceleyebiliriz mi bilmiyorum ama fiyat farklılıkları nedeniyle gerekçesinde, yani niye sunulma gerekçesinde o yazıyor. Diyor ki fiyatlardaki artış hayat pahalılığı deniyor. Ben şunu merak ediyorum. Bu ek bütçe emeklinin, işçinin, memurun maaşına yansıyacak bir sinyal veriyor mu? Ya tabii Temmuz ayında özellikle emekli ve memurlara bir enflasyon farkı verilecek. Büyük ihtimalle bunun yansımasını göreceğiz ek bütçede. Aynı zamanda tabii bütçe gelirleri de enflasyon nedeniyle nominal bazda iyi gidiyor. Yani biz enflasyon %70-80 bandına çıktığı bir ortamda işte KDV gelirlerinin de, kurumlar vergisi gelirlerinin de önemli. ÖTV'de yıllık hedefi 5 ayda tamamladık. ÖTV'de. Tabii işte bu aslında bize enflasyonu gösteriyor. Yani enflasyonun ne kadar reel olduğunu gösteriyor. Yani piyasada gerçekten bu yüksek fiyatlardan önemli bir işlem hacmi geçiyor. Biz ne kadar enflasyonu düşük göstermeye çalışsak ya da düşük olduğunu, düşmeye çalıştığını söylesek de aslında bize bütçe gelirleri de bunun enflasyonun nasıl bir seviyeye geldiğini söylüyor. Çünkü bu hem ÖTV tarafı hem KDV tarafı zaten ciro üzerinden alınan vergiler. Bu açıdan da cirolar artıyor enflasyonla beraber. Burada ek vergi artışına gerek olmayabilir. Zaten cirolar nedeniyle artan bir vergi gelirinden bahsediyoruz. Bu açıdan belki ek vergi gelmeden mevcuttaki seviyelerde yani ek bütçe finanse edilebilir gibi duruyor benim gördüğüm. Büyük ihtimalle Temmuz ayında da %40'a yakın bir hem emeklilere hem de memurlara bir zam gelecek. Burada asgari ücret ve özel sektör çalışanlarına tabii nasıl bir düzenleme olacak ona bakıyor olmak lazım. Çünkü hakikaten o tarafta ücretli kesimin gelirlerinin reel anlamda oldukça eridiği bir süreçten geçtik. Alım gücü önemli ölçüde düşmüş vaziyette. Burada kesinlikle bir iyileştirme yapılması gerekiyor. Peki Merkez Bankası'nı çok iyi bilen isimlerden birisiniz. Çetin Bey dedi ki Merkez Bankası tarihinde ilk kez eksiye düştü. Değil mi? Evet. Öyle dediniz. Doğru mudur? Swap'larla ayakta kalıyor şu an. Yani tabii yani şu anda net rezerv diye baktığımız zaman tabii ki uzunca bir süredir burada eksi. Bu da tabii piyasada döviz arz talebini dengelemeye yönelik atılan ve bize çok da açıklanmayan adımlarla alakalı bu da. Yani biz ne kadarlık bir satış olduğunu göremiyoruz. Büyük ihtimalle bu da kamu bankaları üzerinden yapılıyor. Bir de aynı zamanda tabii kitlerin de önemli ihtiyacı var. Başta BOTAŞ olmak üzere bu tarafa da doğrudan satışlar yapıldığını biliyoruz. Burada hem reskont kredilerinden gelen hem de kur korumu mevduat üzerinden gelen dövizlerin de tekrardan sisteme verildiğini, yani döviz arz talebinde böylece bir dengelemeye sağlamaya çalışıldığını biliyoruz. Çünkü burada faiz silahını kullanamayan bir Merkez Bankası var. Bir şekilde elindeki mevcut dövizlerle burada piyasayı stabilize etmeye çalışıyor. Tabii burada da kendi basmadığınız, kendi kontrolünüzün altında olmayan bir para birinin değerini kontrol etmeye çalışırsanız da bir yere kadar bunu yapabiliyorsunuz. Bir yerden sonra da artık deniz bitiyor ve orada da zaten sert fiyat hareketleri görüyoruz. Biraz önce işte konuştuğumuz gibi eğer 18 ve üzeri seviyeleri geçerse tabii dolar açısından, yani Türk lirası açısından daha sert hareketler görebiliriz. Burada işte çeşitli teknik seviyeler var fakat hani 20 ve üzeri seviyelere yılın son çeyreğine doğru hızlıca gidebiliriz eğer mevcut politika devam ederse. Peki. Ferhat Yükseltürk, güzel haberlerle yeniden buluşmak umuduyla diyorum. Çok teşekkür ederim. Yine katıldığınız için. Sağ olun. Yani hakikaten sevgili seyirciler, enflasyon tek rakama düştü. Anonsunu yapmak çok isterim. Yo, bir sıfır atalım. Mesleğim yeter bilmiyorum da. Bir sıfır atalım. Tek rakama çıkmışlar. Otomatik mi? Sırrı Süreyya Önder'in deyimiyle siz su vermezsiniz.